Arkadaşlar merhaba. 77. dönem özel güvenlik sorularına bakacağız. Birinci soru. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mevzuatta özel güvenlik komisyonu ile ilgili bilgiler var arkadaşlar. Kanunda ve yönetmeliklerinde. Burada çekimser oy kullanabilir diyor. Çekimser oy kullanamaz arkadaşlar özel güvenlik komisyonu üyeleri. Evet ya da hayır şeklinde oy kullanmaları gerekiyor. İkinci soru. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir? Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak, bu genel kolluk kuvvetinin görevleri dahilinde, özel güvenliğin görevinde değil arkadaşlar. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına yakalama diyoruz. Dördüncü soru. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? Bunu İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Eğitim Kurumları ve üniversiteler verebiliyor arkadaşlar. Ve ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okullar da verebiliyor. Fakat özel hocalar veremez yani. Konumsal bir niteliği olmayan kurumlar harici özel kişiler veremiyor arkadaşlar. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur? İlk başta anayasa geliyor. Daha sonra anayasanın altında kanunlar var. Daha sonra tüzük var, yönetmelik var. En sonunda da aslında genelge şeklinde gidiyor. Yani genelge burada alınmamış. Yani anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik şeklinde. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir? Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında kullanabiliyor. Yani görevli olduğu süre dışında ve görev alanı dışında ise bu yetkileri kullanamıyor arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri veya konutlarına nasıl girebilir? Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan girebiliyor arkadaşlar. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz? Delilleri toplayamaz. Bu delil toplama genel kolluk kuvvetine bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılıyor. Bunu normal genel kolluk personeli de yapamıyor. Bununla ilgili oluşturulmuş özel bir birim var arkadaşlar. Olay yeri inceleme diye onlar topluyor. Özel güvenliğin yetkisi dışında bu. Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddede yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir diyor. Olamıyor arkadaşlar. Tamamen iptal ediliyor. Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır? Lise ve denge olması gerekiyor. Silahsız ise ortaokul ve denge yetiyor arkadaşlar. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır? 5 yılda bir yeniliyor arkadaşlar. Yenileniyor. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır? Herkesin suçüstü halinde yakalama yetkisi vardır arkadaşlar. Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez? Terörle mücadele şeye giriyor arkadaşlar. Genel kolluğun görev alanına giriyor. Aynı iş yerinde veya aynı işverene bağlı işlerinde kesintisiz 12 ay primi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkıyor? Ücretli izin ve kıdem tazminatı. 12 ay boyunca ödendiği zaman ücretli izin ve kıdem tazminatı hakkına sahip oluyor arkadaşlar. Bu özlük hakları kapsamında inceleniyor. Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından veriliyor? Vali tarafından veriliyor arkadaşlar. Tutanağın hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekiyor? En az 2 arkadaşlar. 2 kişi tarafından imzalanması gerekiyor resmi görevli tarafından. Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekiyor? Kişi koruma. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz? Elektroşok cihazı bu grupta yer almıyor arkadaşlar. Ünlü bir gece kulübünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve bir şahıs ateşli silahla öldürülmüş. Polis tarafından yürütülen tahkikatta olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan'ın ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sinan'ın işlediği suç nitelikli dolandırıcılık değil arkadaşlar. Bu yanlış oluyor. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez? Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların taşınması, yani eşya taşıma istenemiyor. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu
olan yerlere devriye güzergahı diyoruz. Şüpheli paket ihbarıyla ilgili aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır? İhbar ciddiye alınmaz. Bu yanlış arkadaşlar. İhbarı ciddiye alıyoruz. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekiyor? Sağlık personeli. Gerekli değildir diyor. Ana giriş kapısında yani yönlendirici, kontrol, koruma, kontrol noktası amiri olması gerekiyor. Sağlık personeli gerekli değil yani. Devriye görevlileri en az 2 kişiden oluşması gerekiyor. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir. Tesis içine giren kişileri kontrol ediyoruz. Tesis dışı bizim sorumluluk alanımız dışında olduğu için kontrol yetkimiz yok arkadaşlar tesis dışında. Görgü tanıklarının tanımlarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitinde ana ayırt edici özellikleri olan alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resme eşkal diyoruz. Yani eşkal tarif. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkal tanımları bulunmuyor? Trafik kural ihlali yapanların. Diğerleri bulunuyor. Özel güvenlik görevlisi Faruk bir fabrikada gece vardiyasında görev yapıyor. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark etmiş. Durumu sıralı amirlerine bildirmiş ve konuyla ilgili olarak bir rapor tanzim etmiş. Raporu tanzim eden Faruk aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı karşıya kalabilir? Tanık. Tanık da olması gerekiyor bu duruma. Yani Faruk bu olayın tanığı olmuş oluyor rapor tuttuğu için. Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisini kapsıyor? Bu fiziksel hazırlık arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sistemin güvenliğini sağlıyor. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını veriyor. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalı? Üniformalı olarak yani belirgin bir şekilde güvenlik kuvvetinin orada olduğu fark edilmesi için üniformalı olarak devreye atılması gerekiyor arkadaşlar. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir? Kovan ve çekirdek koruması için bir araya toplanır. Bu ilk ekibin görevlerinden değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir? Olayın tanıklarının masumiyetini ispata yarar. Delillerin faydalarından. Yani olay tanıklarının masumiyetini, yani tanıkların masumu ispatı değil de daha çok şey tanıkların yani suçlu görünen fakat suçsuzluğu ya da bir suçu aydınlatmak için deliller önemli. Fakat tanıklar için bu önemli olmadığından burada E şıkkı. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmıyor? Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilmiyor arkadaşlar. Burada edilir denmiş. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir? Soyut ifadeler. İfadeler somut olması gerekiyor, soyut değil. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya önleme araması diyoruz arkadaşlar. Yani bir suç oluşmadan, daha suç oluşmadan yapılan arama, önleyici arama. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir? Tasnif edilemez. Tasnif edilebilir. Değişmez, benzetilemez, benzemez, değiştirilemez. Bu parmak izinin şeyleri, özellikleri arkadaşlar. Hırsızlık şüphesiyle yakalandıkları kişiyi polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir? Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmayı, yani hürriyetinden yoksun bırakmış oluyor. Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süreyle alınma işlemine emaneti alma diyoruz arkadaşlar. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatların amiri, il sınırlarında vali, ilçelerde kaymakam oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir? Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır diyor. Cop bir silah olarak geçtiği için zor kullanmayı gerektiren durumlarda kullanılıyor arkadaşlar. Burada değişik bir yanlış verilmiş. Metal dedektörlerin ayarlanmasına kalibrasyon diyoruz arkadaşlar.
çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmıyor? X-ray cihazı, diğerleri kullanılıyor fiziki çevre güvenliği. Kapalı devre televizyon sistemi, yani kamera sistemi, tel örgü, duvar, demir parmaklık. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır? Bina ya da tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır. Yani şahıs binaya girmekten vazgeçiyorsa bu bizim sorumluluk alanımızın dışında olduğu için biz buna çok fazla müdahale edemiyoruz arkadaşlar. Kapalı devre sistemin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Kapalı devre televizyon sistemi dediğimiz gibi CCTV. Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkiye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? 1 ve 3 demiş. Metal dedektörü, X-ray cihazı. Kartlı geçiş sistemi var burada ikinci şıkta. Kartlı geçiş sistemi daha çok personelin şeyi için, takibi için arkadaşlar. Geliyor mu, gidiyor mu, ne yapıyor mu? İnsan kaynaklarının işine yarıyor. Bizim çok fazla işimize yaramıyor. Bizde metal dedektörü ve X-ray cihazı. İlk yardımın ABC'si şeklinde tanımlanan işlemlerden C'nin tanımı, kan dolaşımının sağlanması. Aşağıdakilerin hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesini kontrol edilmesi gerekir? Bilinç durumunu kontrol ediyoruz. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı 12-20 olarak geçiyor. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme ayırma yapılması ve özellikle öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine triyaj diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir? Nefes alabilir demiş. Bu yanlış verilmiş. Nefes alamaz, konuşamaz, rengi morarmıştır. Acı çeker, ellerini boynuna götürür şeklinde. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İlk yardım uygulamalarında ilaç kullanılmıyor arkadaşlar. İlaçsız uygulama. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından değildir? Hasta ve yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak. İlk yardım, yani acil yardım ekibi gelene kadar yapılan yardım, yani tedavi yapmıyoruz arkadaşlar. İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme, kurtarma şeklinde. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir? Kimseden yardım almamalıdır diyor. Yardım alabiliyoruz gerektiğinde. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır? Sağlık kuruluşlarına haber vermek. İlk halka bu. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır? Araç içinden ayrılmamak. Bu yanlış arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir? Deprem sırasında acilen merdivenlere yönelmeliyiz demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insanı faaliyetlerini durduracak veya kesintiye uğratacak toplulukları etkileyen olaylara afet diyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz demiş. Elektrik yangınlarında su iletken madde olduğu için köpük ve su kullanılmıyor arkadaşlar. Yangın çıkmış çok katlı binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiş. 1. Yangın merdiveni vasıtasıyla binadan uzaklaşmak doğru. Kapalı alandan açık alana çıkma imkanı yoksa duman gelişine engelleyici tedbirler almak doğru. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Bu da doğru. Hepsi doğru arkadaşlar. Yanıcı maddenin yapısı itibariyle yanıcı buhar gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi yavaş yanma. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir? Paratoner. Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmeli? Akaryakıt yangınlarında arkadaşlar. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi uyuşturucu madde tanımı arasında sayılmaz? Bir kez kullanılması serbest olan maddeler değildir arkadaşlar. Bu yanlış. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad veriliyor? Geri bildirim arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bonzai kullanılması, bulundurulması veya satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir. Bu yanlış arkadaşlar. Uyuşturucu madde olduğu için bu yasak. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ileti diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir? Hemen sonuç çıkarma. Bu değildir arkadaşlar. Bu yanlış. Göz teması kurma, soru sorma, dinlediğinizi belli etme, not alma şeklinde.
Bunlar doğrular. Empati ile sempati arasındaki fark, empatide anlama, sempatide hak verme vardır arkadaşlar. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması kişi içi iletişim tekniğidir arkadaşlar. Kendi içinde iletişim yani. Çalıştığı iş yerinde kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme alanı kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiye konuşmaması neyin göstergesidir? Psikolojik şiddet arkadaşlar. Bu mobbing olarak da geçiyor. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir? Mutlaka provokatör bir grup vardır denilmiş. Bu yanlış arkadaşlar. Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni yoktur. Geçici bir birliktelik söz konusudur. İnsanlar tesadüfi olarak bir araya geliyor. Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar. Yani mutlaka provokatör olması şart değil kalabalıklarda. Gruplarda şart bu. Kalabalık tesadüfen bir araya geldiği için örgütlü bir şey olmuyor, topluluk olmuyor. Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda job vücudun hangi kısmına bulunmalıdır? Kol ve bacakların etli kısımları. Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planladığı şekilde amaca ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergiliyorlar. Bunlara provokatör diyoruz. Toplumsal olaylarda caydırıcılık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Olay çıkarmaya kararlı kişileri vazgeçirmek için uygulanan taktiklerdir caydırıcılık. Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açıyor. Bu ne? Neyin tanımı? Paniğin tanımı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir? Çember düzeni, kama düzeni, hat düzeni, çevre düzeni değildir arkadaşlar. Diğer düzenler var. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi rol çatışmalarıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir? Ayrıştırmak değildir. Var olmak, bilgi edinmek, paylaşmak, etkilemek bunlar var. Özel güvenlik görevlisi OYA karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor. Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerine hangisini yerine getirilmemiştir? İletişim iki tarafında aktif olduğu bir alışveriş sürecidir. Yani iki tarafında aktif olduğu, karşı taraf dinlemediği için tek taraflı bir iletişim söz konusu burada arkadaşlar. Genel olarak iki OYA arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine iletişim diyoruz. Empati, kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir arkadaşlar. Buna empati diyoruz. Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman beni can kulağıyla dinle deriz. Can kulağıyla dinlemek hangi tür dinlemeye? Etkin dinlemeye örnek arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel özelliklerden değildir? Duygusal davranmıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir? Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar arkadaşlar kalabalıklar. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir? Organizatörlerle diyalogdan kaçınma. Bu değildir arkadaşlar. Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önce de planlanmış olan militanlardır. Bunlar eylem gruplarıdır arkadaşlar. Yasa dışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri topluluğun dikkatini dağıtmaktır arkadaşlar. Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere fiziki güvenlik tedbiri diyoruz. Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemiyor? Korunan kişiyle koruma personeli arasında yakın bağ oluşturmalıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir? Koruma esnek olmamalıdır. Koruma kişinin hareketlerine kısıtlayıcı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Koruma yani kişinin bulunduğu duruma göre esnetilebiliyor arkadaşlar. Korunan kişinin en yakında yakın koruma personeli tarafından oluşturulan korunan kişinin izin verdiği yakınlara ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli, en önemli halkaya iş çember diyoruz arkadaşlar. Ziyaret yapılacak yerlerde korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan ve mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek etkisiz hale getirmek veya en azından indirmek amacıyla yapılan çalışmalara öncü çalışması diyoruz.
Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değil denmiş. 90 derece koruma sağlanmalıdır denmiş. Merdivenlerde 90 derece koruma sağlanamaz arkadaşlar. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa korunan kişiyi hangi istikamette doğru kaçırılması gerekiyor? Tam tersi istikamete doğru kaçırıldığında 3 istikametine göre arkadaşlar. Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatif olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına boğma noktası diyoruz arkadaşlar. Komisyon tarafından özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konulardan asıl yetki genel kolluktadır arkadaşlar. Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevinin yetkileri 5188 sayılı kanun ile belirlenmiş. Bu kapsamda ÖGG'ler aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir denmiş. Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabiliyor arkadaşlar. Yani açık alanda kamu müsabaka güvenliği, mesela futbol karşılaşması düşünün. Oraya stadyuma hem polis olur orada hem de özel güvenlik. Girişte polis gözetiminde üst araması özel güvenlik yapabiliyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez? Telefon dinleme, buna özel güvenlik yapamaz arkadaşlar. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri, daha önce bahsettiğim gibi kaymakam. İlde vali oluyor arkadaşlar. Silah sorularına geçelim. Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir? Barut gazının basıncıyla geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak. Aşağıdakilerden hangisi atışta etki eden bireysel faktörlerden değil? Rüzgar, duruş, nefes kontrolü, nişan alma, konsantrasyon. Bu bireysel dediği zaman bizden kaynaklanan. Rüzgar ise çevreden kaynaklanan arkadaşlar. Bu bireysel olmuyor. Göz gezin üst kenar orta noktası, arpacının silme tepe noktasında hedefe doğru olan hatta nişan hattı diyoruz. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız doğru tanımlanmıştır? Silah ateşlendikten sonra çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol arkadaşlar. Fişeği ya da boş kovanı fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme kovan atma tertibat diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi atış poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir? Atış hattı, hedef hattı, hazırlık hattı, geri besleme, temizlik hattı. Bu sınır hattı yok arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi MP5 makineli tabanca için söylenemez? Atış seçici mandal orta konumdayken silah atış yapmaz, emniyettedir. Bu yanlış arkadaşlar. Silahın temizliğine başlamadan önce yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Silah ölü noktaya çevriliyor ve şarjör çıkartılıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir? Fişek hatası arkadaşlar. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa namlu silahların parçalarından değildir? Koruma kolu. Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya namlu diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi atıcının tetik çekme, tetik ezme yani hatalarından değildir? Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek. Bu atış yaptıktan sonra oluyor arkadaşlar. Tetik çekme esnasında olmuyor. Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiş? Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlıyor tırnak. Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından değildir? Silahı boşaltmak için sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edip boş olduğundan emin olunur. Bu değil arkadaşlar. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor hem de düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir? Çift hareketli sistem arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir? Gördüğünü anında vurur. Bu değil arkadaşlar. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir? Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli. Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatıyor? Kapsülü arkadaşlar. Fişeğin arkasındaki kapsül sistem. Kapsüle. Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye azami menzil diyoruz. Etkili menzil değil, azami menzil. Merminin düştüğü en son nokta yani. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Atıcının acemiliği. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi ihmal. Silah taşıma ruhsatını bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez? Cezaevine giremez.
Silahla atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz. Arpacık. Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir? Silah sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar silahın. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması şarjörde fişeğin bitmesine işarettir arkadaşlar. Evet, sorular bu kadar arkadaşlar. YouTube kanalımda benim şey de var. Bu özel güvenlik dersleri de var arkadaşlar. Kurslarda gördüğünüz. Onları da inceleyebilirsiniz. Ara ara diğer derslerden vakit bulduğumda açık öğretim derslerinde de ben toparlamaya çalışıyorum. Özel güvenlik sorularını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve ayrıca benim bayar.akademiya.edu/erkantosun şeyde adresimde özel güvenlik mevzuatı da var arkadaşlar. 5188 sayılı kanun. Daha sonra kanunun yönetmeliği ve genelgesi. Bunları bir harmanladım arkadaşlar. Kitap haline getirdim. Yani mevzuatı, özel güvenlik mevzuatını merak eden arkadaşlar oradan ulaşabilirler arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Anlatım bu kadar.